1851 doğumlu bir heykeltıraş olan Yanolis Kalepas, Atina Sanat Okulu'nda okuduktan sonra Münih Güzel Sanatlar Akademisi'nden burs kazandı. Fakat bursu kesildi. Ülkesine geri döndü ve bir atölye açtı. Yanolis, 1878 yılında sinir krizi geçirdi ve akıl hastalığı teşhisi konuldu. Bu rahatsızlığın ortaya çıkmasından sonra sanatçı yaptığı heykelleri yok etmeye başladı ve birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Annesi bu rahatsızlığının heykel sanatı yüzünden olduğunu düşünerek onu sıkı bir gözetime aldı ve rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Annesinin 1916'daki ölümünden sonra sanatına tekrar döndü ve daha özgür çalışmalar yaptı. 1925'te Atina Akademisi bir sergi düzenledi ve Yanolis 1927'de akademinin sanat ve edebiyatta mükemmellik ödülünü aldı.